Evet arkadaşlar, bu ders konumuz çemberde uzunluk. Çemberin tanımıyla başlayalım ilk önce. Çemberin tanımı, düzlemde sabit bir noktadan, ki bu sabit nokta zaten çemberin merkezi, sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine çember denir. Çemberin üzerindeki her noktanın merkezi olan uzaklığı sabittir ve bu yarıçap olarak tanımlanır. Çemberin üzerinden noktalar seçiyorum. A noktasını, B noktasını veya milyonlarca nokta seçebilirim, C noktasını seçiyorum. Bunların hepsinin merkezi olan uzaklıkları birbirine eşit ve yarıçap kadardır. Çemberin simetri ekseni, sonsuz simetri ekseninden bir tanesini çiziyorum. Bu da AD doğru parçası olsun. İki tane yarıçapın birleşiminden çap elde etmiş oldum. Çap çemberi iki eşit parçaya böler. Yarıçap üzerindeki noktaların merkez olan mesafesi tanımlanır. Dolayısıyla biz çember sorularını çözerken bu özelliği kullanacağız. Çemberde uzunluk soruları çözülürken çemberin üzerindeki nokta ya da noktalar merkez ile birleştirilir. Şimdi çember sorularını çözerken çemberin üzerindeki noktayı merkezle birleştirip bunun yarıçap olduğunu söyleyip oluşan şekli ya bir dik yamağa ya da bir dik üçgene dönüştüreceğiz. Pisagor bağıntısıyla uzunlukları hesaplamaya çalışacağız. Bununla ilgili bir üniversite sınav sorusu örneği birimizde. Şeklimizde O merkezi bir çeyrek çember var. İçine bir tane dikdörtgen çiziyor. Şimdi şekilde O merkezi çeyrek çemberde dikdörtgenin kenar uzunlukları da şöyle olsun. O, C, D, E dikdörtgen. O, C uzunluğu 9. C, D uzunluğu 12 ise. C, A uzunluğu kaçtır? Evet, uzunluk sorularında çemberin üzerindeki nokta araştırılır. D noktası görülür. D noktası merkeze birleştirilir. Önce bilgileri yazıyorum. O, C 9, D, E 9. CD uzunluğu 12, dikdörtgen olduğu için 12. Soruyu çözerken tekrarlıyorum. Çemberin üzerindeki noktayı merkezle birleştirdiğim zaman dik üçgen elde ederim ve bilgileri yarıçap bulduktan sonra bilgileri çoğaltırım. 90 derece şekilde Pisagor uyguluyorum ve 9, 12, 15 yani 3, 4, 5 üçgenin 3 katını burada gördüm. 9, 12, 15. Yarıçapın 15 olduğunu belirledikten sonra şunu söyleyebilirim. Çemberin üzerindeki her noktanın merkez olan mesafesi yarıçap kadardır. Yani 15 birimdir. Şuradaki mesafe 15 birim. B sorsaydı sorunun cevabı 3 olacaktı. Buradaki A noktasının O'ya olan mesafesi yine 15 birim. Yarıçap 15 olduğu için kalan parça burada 9 çıkartırsak 6. CA mesafesi 6 olarak bulunur. Evet, sorularda buradaki maddeye dikkat etmemiz gerekir. Çemberin üzerindeki noktayı merkezle birleştirip tekrarlıyorum. Dik üçgenler, Pisagor kullanabileceğimiz dik üçgenler elde etmemiz gerekiyor. Bir örnek daha bulalım. Bu şekilde yeni bir dikdörtgen var. Ve A merkezi bir tane daire var. Yani dairenin devamı bu şekilde. Soruda verilen bilgiler ABC diye dikdörtgen. CB uzunluğu eşittir 5 birim. EC uzunluğu eşittir 1 birim. İse çemberin yarıçap uzunluğu nedir? Şimdi bir soru karşımıza gelse şunu söyleyebileceğim. B noktası çemberin üzerindeki bir noktadır. A'ya olan mesafesi zaten yarıçap kadardır. E noktası çemberin üzerinde bir noktadır. A'ya olan mesafesi yarıçap kadardır. Verilen bilgiler EC uzunluğu 1, CB uzunluğu 5, dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarları eşit. Şimdi yarıçapı kullanıyorum. AB mesafesi R kadarken dikdörtgen karşılıklı kenarlar birbirine eşit. R ise burası da R olması gerekir.
Yani şurada kalan mesafenin ben r eksi 1 olduğunu söyleyebilirim. Dikdörtgeni 90 derecesine yazdım. Evet, o bilgiyi tekrar kullanıyorum. Çemberin üzerindeki nokta, yani E noktası, çemberin merkeziyle birleştirilir. Bu uzunluğun yarıçap olduğu söylenir. Ve şekildeki arkadaşlar, dik üçgende soru tamamlanır. R'nin karesi artı, pardon, eşittir. 5'in karesi, r eksi 1'in karesi. R kare diye eşittir. R kare eksi 2 r artı 1 artı 25. R kareler birbirini götürecek. 2 r eşittir 26. R eşittir 13. Yani sorunun cevabı 13'müş. Zaten şunu da söyleyebilir bazı öğrenciler. Şekilde özel bir üçgen vardır. Artışık 1 artmış. Kenarı 5. Demek ki bu 5, 12, 13 özel üçgendir. Direkt cevabın 13 olduğu da söylenebilir. Evet, çemberin üzerindeki noktayı merkeze birleştirerek yine aynı yorumu yapmış olduk. Bu tür sorularda bu bir avantajdır. Bunu kullanmak gerekir. Şimdi çemberdeki bilgilerden, tanımlardan bir tanesi de kiriştir. Çemberin iki noktasını birleştiren doğru parçasına kiriştirilir. Çember üzerinden iki tane nokta seçtim. A noktasını, B noktasını. Bu iki noktayı birleştiriyorum. Bir tane doğru parçası elde ediyorum. Evet, AB kirişle ilgili bilgimiz nedir? Sorularda arkadaşlar, çemberin merkezi O noktasıysa, bir önceki bilgiyi kullanarak şunu söyleyebiliriz. A noktasının merkez olan uzaklığı yarıçaptır. B noktasının merkez olan uzaklığı yarıçaptır. Şekilde ikizkenar üçgen vardır. İkizkenar üçgen dediğimiz zaten daima yükseklik çizeriz, simetri ekseni çizeriz, şekli iki eşit parçaya böleriz. Yani ben O noktasından AB'ye bir tane dik indirdiğimde ikizkenar üçgen olduğu için tabanı iki eşit parçaya bölecektir. Açıyı iki eşit parçaya bölecektir. Çünkü simetrik iki tane üçgenimiz var. Ve buradan çıkarttığımız sonuç da şu. Kirişle ilgili soruları çözerken merkezden kiriş eğiminden dikme, kirişi iki eşit parçaya ayırır. Merkezden kirişe dik indiğimiz zaman kiriş ortalayacaktır. İki eşit parçaya bölecektir. Bu hangi durumda olursa olsun, hangi konumda olursa olsun fark etmeyecek. Bir tane CD kirişi çizdim. Ve merkezden kirişe bir tane dik indirdiğimde CD'ye artık şunu diyorum. CD kirişi iki eşit parçaya bölünmüştür. Veya KL kirişi oluşturdum. Kirişe dik çizdiğim zaman kiriş arkadaşlar yine iki eşit parçaya bölecektir. Dolayısıyla eşit parçalara göre dik üçgen elde ederiz, Pisagor'lar elde ederiz, bazen zaman zaman Öklit elde ederiz. Bu bilgileri kullanarak da soruları tamamlarız, uzunlukları hesaplayabiliriz. Şimdi bir örnek bunun için çözelim. Şekilde O merkezli bir çember var. AB'ye kirişi var. Uzunluk bilgileri de şöyle. AC uzunluğu 4, OC uzunluğu 5, BC uzunluğu eşittir 6 ise şekildeki çemberin yarıçapı kaçtır? Arkadaşlar yarıçapı hesaplamak istiyorsam, bilgileri kullanmak ve arttırmak istiyorsam bir kere şu işlemi yapmam gerekir. Şekilde AB'ye kirişi var. Merkezden kirişe dik indiğimde bu kirişi iki eşit parçaya bölecek. Yani şuraya H noktası diyelim, OH, AB kirişini iki eşit parçaya bölmüştür. Verilen bilgiler AC uzunluğu 4, OC uzunluğu 5 ve CB uzunluğu 6. Ben mesafenin 10 olduğunu biliyorum. Kirişi iki eşit parçaya böldüğümü de biliyorum. Dolayısıyla bu parçaya 5, 12'ye böldüm, bu parçaya 5, bu parçaya 5 diyebilirim. Yani burada kalan mesafe 1 olacaktır. Şimdi şekilde taradığım üçgende bir Pisagor uygularsam eğer, şuradaki OH mesafesini hesaplarım. OH mesafesini hesaplamış olmak demek zaten
yarıçapı yani OB'yi hesaplamış olmak lazım. İlk önce arkadaşlar H mesafesini hesaplıyorum bir şekilde ekipsel oradan. 5'in karesi eşittir. D'nin karesi artı H'nin karesi. H kare eşittir 24. H eşittir 2 kök 6. Şu anda H'nin değerini biliyorum. 2 kök 6 olduğunu. Çemberin üzerindeki 2 noktayı merkezle birleştiriyorum. O noktasını B noktasıyla birleştiriyorum. Bunun yarıçap olduğunu kullanarak soruyu tamamlayacağım. Bu sefer arkadaşlar şu sağdaki üçgende Pisagor'u bulayarak soruyu çözmüş olacağım. V'nin karesi eşittir. H'nin karesi yani 2 kök 6'nın karesi artı 5'in karesi. 24 artı 25 R kare değeri eşittir 49. Sonuç R değeri eşittir 7. Yani yarıçap uzunluğu 7 olarak hesaplanmış olur. Başka bir örnek çözelim şimdi. Şekilde O merkezinde bir tane çember var ve çember üzerinde AC noktaları olan AC'de kesişen bir tane OAB üçgeni var. Verilen sayısal bilgiler OA uzunluğu 3 birim olarak verilmiş, OB uzunluğu 4 birim olarak verilmiş. Yani şekilde dikkat ederseniz bir tane 3, 4, 5 üçgeni var. O merkezli çemberi şu şekilde tamamlamak istersek tamamlayabiliriz. Ama soruya katkısı yok. Soruya katkısı olan bilgi şu. Şekildeki AC kirişini görüyorum. Kirişi çizersem, kirişi ortalarsam soruyu çözebileceğim. Çünkü bilgileri şu almış olacağım. Ve 90 derece, yukarıdaki 90 derece sayesinde artık öklit uygulayabileceğim. 3, 4, 5 üçgeni gördükten sonra bir tane dikme çiziyorum. AC kirişini ortalıyorum. İki eşit parçaya böldüm. Dolayısıyla buradaki mesafeler birbirine eşit. X kadarken şu parçada X kadar. Benim aradığım mesafe BC mesafesi. Zaten bunun 3, 4, 5 üçgen olduğunu, şu parçanın hipotenüsünün 5 olduğunu söylemiştik. Burada kalan parça 5-2x. Ve ben burada 5-2x'i bulmak istiyorsam öklit uygulamam gerekiyor. İlk öklit uygulayarak x'i bulmam gerekiyor. 3'ün karesi izdüşüm olan x ile hipotenüsün tamamı olan 5'in çarpımı eşit. Sonuç olarak 3'ün karesi eşittir. X çarpı, tekrarlıyorum, x çarpı hipotenüsün tamamı 5. Buradan x eşittir 9 bölü 5 olarak hesaplanır. Ve x'i bulduktan sonra şu kalan mesafeyi de söyleyebileceğiz. 5 eksi 2 çarpı 9 bölü 5. 25, 18 sorunun cevabı 7 bölü 5. Evet, bir diğer soru. Yine bir O merkezli çember var. Bilgi olarak DV uzunluğu 4 olarak verilmiş. EC uzunluğu 6 olarak verilmiş. Çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Soruda ilk benim inceleyeceğim şey şu. Şekilde bir tane CD kirişi var ve bu kirişin uzunluğunun tamamı 11. Kirişe dik çizerek soruyu çözeceğim. Çizdiğim dikme kirişi ortaladı. 11'in uzunluğunda olan kiriş 5, 5, 2 eşit parçaya bölündü. Şurada kalan mesafe 1. 60 derecenin ters açısı 60 derece. Şekilde bir 30, 60, 93'ünü oluşturduk. Evet, bu soruyu da yine kirişe dik çizerek tamamlamış olduk. Şekildeki üçgene bakarsanız 30'un karşısındaki uzunluk 1, 60'ın karşısındaki uzunluk kök 3, 90'ın karşısındaki uzunluk 2. Yarıçap uzunluğunu hesaplamak istiyorsam çemberin üzerindeki noktayı ya C noktasını ya da D noktasını merkezde birleştirmem gerekiyor. Ben C noktasını tercih ettim, merkezde birleştiriyorum. Şekildeki dik üçgeni kullanarak yarıçap mesafesini hesaplayacağım. Burada R'nin karesi eşittir. 5'in karesi artı kök 3'ün karesi. Artı 3 eşittir 28. Buradan R değeri eşittir kök 28. Yani 2 kök 7 olarak hesaplanabilir. Kirişle ilgili son bir örnek daha yapalım.
merkezde çeyrek çember. Bu arada arkadaşlar çeyrek çember demek zaten çemberdeki şu merkez açının 90 derece olduğunu söylemek demek. O merkezde çeyrek çemberde BC uzunluğu eşittir 8, CD uzunluğu eşittir 3. İse çemberin yarıçap uzunluğu kaçtır? İçinde bir soru karşımıza çıksa. Şekli inceliyorum. Şekilde yine BC kirişini görüyorum. Ve bilgileri çoğaltmak için, yeni bilgiler elde edebilmek için kirişe bir tane dik çiziyorum. BC uzunluğu 8 iken şuradaki parçalar 4, 4. CD uzunluğu 3 birim olarak verilmiş. Artık soruda dik açıdan dik indiği için, yani dik üçgende arkadaşlar iki tane 90 derece olduğu için öklitülü bileyeceğim. Aradığım mesafe zaten R'ydi. Yeniden tekrar bir öklit sorusuyla soruyu tamamlayacağım. R'nin karesi eşittir 4 çarpı hipotenüsün tamamı 11. R kare 44, R eşittir kök 44, yani 2 kök 11 olarak yarıçap hesabına gelir. Evet, şimdi çemberde başka bir uzunluk tanımı, kavramı T. Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet denir. Yani teğetle çemberin bir tane ortak noktası vardır. Teğet doğrusuyla çemberin ortak noktasına teğet noktası ya da değme noktası denir. Değme noktası ya da teğet noktası. Bizim için önemli olan bilgi budur. Bu noktayı, şu T noktasını kullanmak gerekir. Şurası da çemberin merkezi. Burada arkadaşlar soruyu ilave edeceğimiz bilgi, kullanacağımız bilgi şu olacaktır. Yarıçap TT değme noktasında değildir. Yarıçap T doğrusuna, T noktasında, değme noktasında değildir. Evet, şekildeki 90 dereceyi kullanacağız. Bu arada şunu da söyleyebileceğiz. Hangi teğet doğrusunu çizersek çizelim, yarıçap daima teğete dik olacak. Bir örnek yapalım. Evet, şimdi arkadaşlar şekilde bir tane yarım çember var. BD'yi çap kabul eden O merkezli bir yarım çemberimiz var. T noktası teğet noktası. Yani AC ile çemberin birbirine teğet olduğu nokta. Verilen bilgiler şöyle olsun. AB uzunluğu 3 iken, AC uzunluğu 4 birimken çemberin yarıçap uzunluğu kaçtır? Şekildeki 3, 4, 5 üçgeni gördükten sonra, bu üçgeni tanıdıktan sonra şunu düşünüyoruz. Teğet noktası merkezle birleştirilir. Birleştirildiği zaman yarıçap teğete diktir ve 90 derece yeni bir bilgi elde edilir. Buna göre işlem devam eder. İlk görevimi uyguluyorum. Teğet noktası merkezle birleştirilir. Yarıçap teğete diktir. R kadar yorumları yapabilir. Verilen bilgi AB uzunluğu 3 verilmişti. Şu mesafe 4. Şekilde arkadaşlar bir tane 3, 4, 5 üçgeni var. Hipotenüs 5 birimken yarıçapı çıkartırsam, R'yi çıkartırsam burada kalan mesafenin 5-R olduğunu söyleyebilirim. Çünkü benim burada araştırdığım arkadaşlar şekildeki üçgenlerin benzerliği. Şu üçgen ile büyük üçgenin benzerliğini kullanırsam soruda aradığım değeri, yani yarıçap değerini hesaplayabileceğim. Alfa 90, beta yine aynı şekilde alfa 90, üçüncü açımız beta olmak zorunda. Üçgenler benzer, açıları eşit, o zaman kenarlar orantılı. Yani 90'ın karşısındaki uzunluk 5-R iken büyük üçgene baktığım zaman 90'ın karşısındaki uzunluk 5. Eşittir. Alfa'nın karşısındaki uzunluk küçük üçgende R kadarken büyük üçgende alfa'nın karşısındaki uzunluk 3. Sonuç içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman yarıçap hesaplanmış olur.
eşittir 15, R eşittir 15 bölü 8. Evet, yarıçapı T noktası ile birleştirip 90 derece elde edip Pisagor'la veya benzerlikle veya başka bir şekilde soruları çözmeye çalışacağız. Eğer sorularda arkadaşlar çembere birden fazla teğet çizilirse, örneğin çemberin dışındaki bir P noktasını seçiyorum. P noktasından birden fazla çember teğet çizeceğim. Zaten birden fazla çizebileceğim teğet sayısı 2 tane. Bir tane yukarıdan, bir tane aşağıdan 2 tane teğet doğrusu çizebilirim. Bunlardan birisi bu, diğeri de şudur. Şimdi ilk işlemimiz şu. Çemberin merkeziyle P noktasını birleştirerek üçgen oluşturmaya çalışıyorum. Şunu söylemiştik. Yarıçap teğet birbirine diktir, birleştirilir. Açı 90 derece yarıçap olduğunu söyleyelim. Aynı şekilde O noktası T2 ile birleştirilir. Yarıçap olduğunu söyleyelim. Dikliği de ilave etmiş olduk. Şekildeki üçgenler birbirine aynı solun üçgenlerdir. Kenarlar RR, ortak kenar PO, geriye kalan buradaki PT1, PT2 birbirine eşit olması gerekir. Bunu açıortaktan şöyle de ispatlayabiliriz. Açıortay doğrusu üzerinden seçtiğimiz noktadan çizilen dikmeler birbirine eşittir. Şimdi dikmeler birbirine eşit olduğuna göre burası açıortay olması gerekir. Alfa 90 beta üçgenleri oluşur. Demek ki buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Teğetlerin açıortayı mutlaka çemberin merkezinden geçmek zorunda. Diğer durum da şu. Alfa'nın karşısındaki uzunluklar ve 90'ın karşısındaki PO uzunluğu zaten eşit olduğu için beta'nın karşısındaki uzunluklar da birbirine eşit olması gerekir. Sonuç. Çemberin dışındaki bir noktadan P noktasından çembere iki tane teğet çizebilir. Çizilen teğet parçaları birbirine eşittir. Açıortayı da bunların merkezinden geçmek zorundadır. Bir tane çember çizdim, dışarıdan bir nokta seçtim, P noktası. Bu P noktasının arkadaşlar teğetlerle arasında kalan şu açı 60 derece olsun. Sorumuz şu. P, T1 uzunluğu eşittir. 4 kök 3 ise, mesela bir soru şöyle olsun. Çemberin yarıçap uzunluğu kaçtır? İkinci soru şöyle olsun. P'ye en yakın olan çember üzerinde olup da P'ye en yakın olan nokta A olsun. AP arasındaki minimum mesafe kaçtır? Bir soru daha oluşturacağım. Çemberin üzerindeki noktalardan gezen noktalardan bir tanesi B noktası olsun. B noktası da P'ye en uzak nokta. En uzak noktanın P'ye olan mesafesi ne kadardır? Bunları araştırmaya çalışacağım. İlk yapacağım işlem arkadaşlar çemberin merkeziyle P noktasını birleştirmek. Açıortay olduğunu ilave ediyorum. 30-30. Teğetlerin birbirine eşit olduğunu ilave ediyorum. Ve teğet noktalarını merkezde birleştiriyorum. Yarıçap, yarıçap, şekildeki üçgenler eş, simetrik bir şekil karşımıza geldi. Verilen bilgi P, T1 mesafesi 4 kök 3. Teğetler eşit olduğuna göre buradaki mesafe de 4 kök 3. Şekilde 30-60-90 üçgenleri oluştu. 60'ın karşısında 4 kök 3 var, 30'un karşısındaki uzunluk 4. 90'ın karşısındaki uzunluk yani şuradaki mesafenin 8 olduğuna söyleyebiliriz. Zaten yarıçap uzunluğu 4'tü. 8 olması gerektiği için burada kalan parça da 4'tür. İşte arkadaşlar çemberin üzerindeki noktalardan P'ye en yakın olan nokta PO'yu birleştiren doğru parçası üzerindeki çemberin üzerindeki nokta. Yani A noktasının yerini şu anda tespit ettim. En uzak noktayı B noktasını arıyorsam bu da arkadaşlar PO'nun uzantısında çemberi kestiği en son noktadır. Yani B noktası burada olacak ki PB mesafesi maksimum olsun ki yarıçap uzunluğumuz zaten 4. Bu durumda arkadaşlar söyleyebileceğimiz bilgiler sonuçlar şunlardır. En yakın noktayla P arasındaki mesafe 4'tü. En uzak noktayla P arasındaki mesafe 4. 3 tane 4, 12 birim. Çemberin yarıçapı zaten arkadaşlar 4 olduğunu bulmuştuk. Şimdi teğetlerin arasındaki açı 60, 120 gibi
açılar olabilir. Bir de özel olarak 90 derece olur ki 90 derece ile ilgili soru tipleri çok fazladır. Çünkü 90 derece olduğu zaman daha özel bir durum karşımıza geliyor. Eğer teğetler birbirine dikse, P noktasından çembere iki tane teğet çizdim. Şu T1 olsun, şu T2 olsun. Teğet noktalarımız da şunlar. Söylediğim gibi eğer teğetler birbirine dikse şekilde özel bir dörtgen oluşacaktır. Bu şeklin isim de birazdan göreceksiniz karedir. Ve bu kareyi kullanarak soruyu çözmeye çalışacağız. Çemberin merkezini seçiyorum. O noktası olsun. O ile T1'i birleştirdiğim zaman yarıçap teğete diktir. Ve R kadar. Aynı şekilde T noktasını merkeze birleştiriyorum. Yarıçap T'ye diktir. Şuradaki uzunluk R kadar. 3 tane 90 derece var. Dolayısıyla burası 90 derece olması gerekir. Karşılıklı kenarlar paralel. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Sonuç olarak arkadaşlar teğetler birbirine dikse şekilde kare oluşur. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Evet, şekilde bir tane ABC dik üçgeni var. Yine kenarlarımız AB uzunluğu 3, AC uzunluğumuz 4 olsun. 3, 4, 5 üçgenini gördük. O merkezde bir tane yarım çember. Teğet oldukları noktada T1, T2. Tabi sorunun bunları size mutlaka vermesi lazım. AC doğrusu, O merkezli yarım çembere T1 noktasında teğet, AB doğru parçası, T2 noktasında O merkezli çembere teğet gibi bunlar çember sorularının yanında böyle paragraf olarak yazar. Onları mutlaka soru belirtmek durumunda. AB 3, AC uzunluğu 4 iken sorumuz şu olsun. Yarı çap mesafesi ne kadardır? Çemberin yarı çap uzunluğunu hesaplamak istiyoruz. Ve ben yine şu kuralı uyguluyorum. Teğet noktası merkezde birleştirilir. Teğet noktası merkezde birleştirilir. Bakın. Yarı çap teğete diktir. R kadar, R kadar. Teğetler birbirine dik olduğu için şunlar. Şekilde arkadaşlar kare oluşacaktır. Zaten 3 tane 90 dereceyi gördüm. Burası da 90 derece. Karşılıklı kenarlar paralel ve birbirine eşit. R kadar, R kadar. Sorunun bana verdiği bilgiler AB uzunluğu 3'tü. AC uzunluğu 4'tü. Şekilde bir 3, 4, 5 üçgeni vardı. Soruyu ben zaten çözebileceğim. Açıları tanımlıyorum şimdi. Alfa 90, beta 90, alfa 90, beta biçiminde. Alfa 90, beta 1. 2. ve bir de en büyük üçgen olmak üzere 3 tane arkadaşlar şekilde alfa beta 90 üçgeni var. Şu kalan parçalar içinde şuraya 4-R, şuraya da 3-R dersek. Şimdi ben zaten soruyu tamamlayacağım. Sağdaki üçgeni tercih ettim. Bir de arkadaşlar en büyük üçgenin kenarları sayı olduğu için 3-4-5 en büyük üçgeni tercih ettim. Burada dikkat ederseniz alfanın karşısında R var. Küçük üçgende, büyük üçgende alfanın karşısındaki uzunluk 3. Betanın karşısındaki uzunluk 4-R iken diğer üçgende betanın karşısındaki uzunluk 4. İçler dışlar çarpımı yaparsak 7R eşittir 12. Buradan da R değeri eşittir 12 bölü 7 olarak hesaplanır. Teğetlerin birbirine dik olması özel bir durumdur bizim için. Onu arkadaşlar yakalamak gerekiyor, kullanmak gerekiyor. Şimdi uzunlukla ilgili size yeni bir bilgi vereceğim. Sorularda eğer birden fazla çember varsa.
SWOT arkadaşlar birden fazla çember varsa çemberlerin merkezleri birleştirilir. İşlem buna göre devam eder. Şimdi birbirine teğet olan iki tane çember istiyorum. Bu çemberler birbirine dıştan teğetler. Merkezlerini birleştireceğim. Yalnız şunu da bilmem gerekiyor. Merkezleri birleştirdiğim o doğru, merkezler doğrusu mutlaka çemberlerin teğet olduğu noktadan geçecektir. Yani şekilde şurası merkez 1 olsun, şurası merkez 2 olsun. Merkez 1, merkez 2 doğrusunu birleştirdiğim zaman merkezler doğrusu tekrarlıyorum. T noktasından mutlaka geçecektir. Yani M1, T ve M2 doğrusaldır. Merkezler arasındaki uzaklık eşittir. Yarı çaplar toplam kadardır. Büyük çemberin yarı çapı R olsun, küçük çemberin yarı çapı R olsun. Merkez arasındaki mesafe yarı çaplar toplam kadar diyebileceğiz. Çemberler burada dıştan teğet. İkinci bir durum, farklı bir durumda çemberler birbirine içten teğet olabilir. Büyük çemberin merkezi yine M1 olsun. Küçük çemberin merkezi M2. Teğet noktası da şuralarda bir yerde. Şimdi arkadaşlar yine aynı bilgiyi kullanıyorum. Birden fazla çember varsa çemberlerin merkezleri birleştirecek. Merkezleri birleştiriyorum ama teğet noktasını da dahil ediyorum. Çünkü şunu da biliyorum. Merkezler ve teğet noktası doğrusaldır. Aynı şekilde merkez, merkez, teğet noktası doğrusaldır. Bu teğet noktasını kullanmak zorundayım. Çünkü şu aradaki mesafenin küçük R kadar olduğunu, büyük çemberin yarıçapında büyük R olduğunu biliyorsam, merkezler arasındaki uzaklığı bulmak istiyorsam büyük R'den şu R'yi çıkartmam gerekiyor. O yüzden teğet noktasına ihtiyacım vardı. R'den R'yi çıkartırsam merkezler arasındaki uzaklığı bulmuş olurum. Sonuç M1, M2 arasındaki mesafe eşittir. Yarıçaplar farkı kadardır. Ve M1, M2, T noktaları yine doğrusaldır. Merkezleri birleştirdikten sonra yine dik yamuk, dik üçgen elde ederek Pisagor'dan soruları çözmeye çalışacağız. Şimdi bir örnek çözelim bununla ilgili. Bu şekilde AB çaplı M merkezli bir tane yarım çember var. Bir tane de O merkezli tam çember var. Teğet oldukları noktada şuralarda bir yerde. Aynı şekilde bakın burası teğet noktası iken şu noktada teğet noktası. Tekrarlıyorum. Soruda bunlara mutlaka detaylı vermesi lazım. Yarım çember, tam çember T1 noktasında. AB doğru parçasıyla O merkezli çember T2 noktasında birbirine teğettir. Bu bilgileri size mutlaka vermesi gerekiyor. Soruda arkadaşlar AT2 uzunluğu eşittir 8 olsun. T2B uzunluğu eşittir 2000 olsun. Böyle kabul edelim. İse küçük çemberin yani O merkezli çemberin yarıçap uzunluğu kaçtır biçimde. Şimdi soruya bakar bakmaz ilk benim aklıma gelen şu. Birden fazla çember var. Merkezleri birleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla M ile T1'i birleştirdim yarıçapa kadar. O noktasıyla doğrusal. Bilgim şu, AT2 mesafesi 8, T2B mesafesi, şuradaki mesafe 2. Yani ben çapın 10 olduğunu biliyorum. Çap 10 ise yarıçap 5, 5. AM mesafesi 5, MB mesafesi 5, kalan parça 3. Küçük çemberin yarıçapı R kadar ve yine kullanmam gereken, soruya ilave etmem gereken bilgi şu. Yarıçap arkadaşlar T noktasına, DM noktasına, T2 noktasına değildir. T noktasıyla merkezi birleştiriyorum ve bunun yarıçap olduğunu söylüyorum. Tıpkı şunun gibi. Merkez ile teğet noktası arasındaki mesafe zaten yarıçaplı 5'ti. Şu mesafe de 5 olması gerekirdi. Burada kalan mesafe 5 eksi R. Şekildeki Pisagor'la soruyu şu anda tamamlayabilirim artık. Dolayısıyla 5 eksi R'nin karesi eşittir 3'ün karesi artı R'nin karesi. 25 eksi 10 R artı R kare eşittir 9 artı R kare. R kareler sadece işte buradan 10 R değeri eşittir. 9'u karşıya atarsak 16. Hatamız yok.
Buradan R değeri eşittir 16 bölü 10 yani 1,6 olarak hesaplanır. Yine bir örnek daha çözelim şimdi. Arkadaşlar şekilde D merkezli bir tane çeyrek çember var. Bir de O merkezli yarım çember var. Soruda verilen bilgiler hepsi bu kadar. Bu durumda arkadaşlar sorumuz şöyle. DC'nin DA yolunu kaçtır? Karşımıza gelse. Soruya bakıyorum. Yine birden fazla çember olduğunu görüyorum. Şekli biraz daha güzel çizmem lazım. Tamamdır. Sorudaki iki tane çemberi gördüm. Merkezleri birleştirmem gerekecek. Dolayısıyla ben D noktası ile O noktasını birleştiriyorum. Merkez, merkez. Çizimin hatalı olduğunu gördünüz. Çünkü teğet noktasından geçeceğine göre çemberler şu noktada teğetmiş gibi. Evet, sonunda doğrusunu yapabildik. Şimdi arkadaşlar merkezleri birleştirdim. Oluşan şu üçgende, dik üçgende Pisagor kullanarak soruyu tamamlayabileceğini düşünüyorum. R kadar dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarları eşit. 2R kadar. Bir de şunu diyorum artık. D merkezli çemberin yarıçap uzunluğu 2R kadarken teğet noktasına kadar olan şu yarıçap uzunluğu yine 2R kadar. O merkezli çemberin yarıçap uzunluğu R kadarken şu teğet noktasını merkezle birleştirdim. Yarıçap R kadar. O zaman arkadaşlar yukarıdaki DCO üçgeninde Pisagor'u uygulayarak ben X uzunluğunu hesaplayabilirim. Dolayısıyla X'in karesi artı R'nin karesi bana hipotenüsün karesini verecektir. Ki hipotenüs dediğimiz mesafe 3R. Yani 3R'nin karesine verecektir. X kare artı R kare değil de eşittir 9R kare. X kare eşittir 8R kare. Buradan X eşittir 2 kök 2 çarpı R'dir diyebileceğiz. Sonuç olarak da DC uzunluğunu hesaplamış olduk. DC uzunluğu arkadaşlar X kadar yani 2 kök 2R kadar. DA uzunluğu 2R kadar. R değerleri sadeleşirse sorunun cevabını kök 2 olarak hesaplamış oluruz. Evet.